geçecek güzel günler. Yanacak meşaleler. Doğdu aşkımız, sıladan İstanbul'a taştı sevdamız. Biraz dalga bir de kalem oldu armamız. Tenimle terimle kardeş oldu formamız. Kendi seyircimizin önündeyiz. Duygular bizi alabilir miyiz? Duygularımız yoğun. Hedefimiz şampiyonluk olduğu için duygular her zaman böyle canlı ve idealist duygularımız var. Hedefimiz şampiyonluk. Gördüğün gibi karlı bir hava, ince bir yağmur yağıyor ama taraftarımız bizim gibi inanmış, buraya maça gelmiş. Ben huzurlarınızda önce taraftarıma, sonra yönetim kuruluma, sonra da futbolcu kardeşlerime, teknik heyetime çok teşekkür ediyorum. Buradan şunu söylüyorum, artık 8 maçımız var. Sinoplular lütfen tribünlerdeki yerlerini alsınlar, takımlarına sahip çıksınlar. Sinop'un adını en güzel yerlere ulaştıralım istiyorum. Evet Mesut Bey, duyguları alalım hemen sizden. İnşallah 3 puan alıp liderliğimize devam ettireceğiz. İnşallah. Zorlu maçlar başlıyor artık.
Merhaba. Ne bile var be? Sinop Spor'umuzun maçına geldik bugün desteklemeye. İnşallah yolun sonu şampiyonluk. Bu yıl hep beraber beklediğimiz şampiyonluğu 3. ligi inşallah hep beraber bu galibiyetlerle sonuna kadar sürdüreceğiz. Takıma başarılar diliyorum. Yöneticilere başarılar diliyorum. Seyircilerin desteğine teşekkür ediyorum. Eyvallah. Valla takım olağanüstü bir takım. Futbol liginde böyle bir takım yok. İçeride dışarıda Çorlu ve Kalaycı ikisini de yeneceğiz, şampiyon olacağız. İnşallah. Bu takımın önüne kimse duramaz bundan sonra. 77 numaraya dikkat, 11 numara efsane. Valla maç almamız lazım. Artık şampiyonluk için engel engel geçeceğiz. Yapacak şey yok. Teker teker geçeceğiz. İnşallah alacağız. İnşallah böyle devam başkan. Alacağız bu maçı. İnşallah. Duygu düşünceler de alabilir miyiz? Maçla ilgili iyi gidiyor. 1-0 galibiz. Umuyorum böyle daha gollerle galibiyetler tamamlayacağız bu sene. Sinop Spor'umuzdan şampiyonluk bekliyoruz. İnşallah. Yani spor sevda demek. Biz İstanbul Sinop Spor'a, Küçükçekmece Sinop Spor'a sevdalıyız. Çok da iyi gidiyoruz. Lider pozisyondayız. İnşallah bu sene hem taraftarımızı hem Sinop'u şampiyonlukla buluşturacağız. İnanıyoruz ve takımımızın yanındayız. En başka sonuçları başlayalım abi. Hemen duygu düşünceleri alalım maçla ilgili. Sinop Spor'la ilgili. Evet, Sinop Spor ilk yarıda baskılı oynadı. Oyunun geneli orta sahada geçti ama maçı son dakikalarında koparmayı bildi. Özellikle yeni transferler yeni bir güç katmış Sinop Spor'a. İnanıyorum ikinci yarıda iki gol daha gelecek. Üzerindeki baskı azaldı. 3-0 biter. İnşallah. Bugün yağışlı, zor bir havadayız ama gelen golle beraber ısındık. İstanbul Sinop eski adıyla Küçükçekmece Sinop Spor'umuz inşallah bu sene hedeflediği 3. lige çıkma yolundaki bu hedefine ulaşmış olacak. Biz de Küçükçekmece olarak spor adamları olarak Küçükçekmece Amatör Spor Kulübü Destekleme Derneği Başkanı olarak kendilerine her zaman yanında devamlı destek verdik. Bir kadar verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. İnşallah hak ettikleri, verdikleri emeğin sonucunda sonuçlar güzel diyorum. Biz de önümüzdeki yıllar burada profesyonel maçlar izlemiş oluruz. İnşallah hep beraber başaracağız diyorum. Küçükmece Sinop Spor'un takım olarak gayet oturmuş bir takım. Şampiyonla oynayan bir takımız. Tüm ilçe olarak sahiplenmiş oluyoruz ve başarılarını devamlandırıyoruz. Ben de belediye başkan danışmanı spordan sorumlu olarak elimden geldiği kadar her şeyle ilgileniyorum ve başarılı olacağına inanıyorum. Teşekkürlerimiz. Teşekkür ederim. Sayfasını atıyorum videoda. Sinoplara sevgiler. Maçla ilgili yorumlar alalım hemen. İnşallah bu maçı alacağız. Şampiyonluğu önüne konmak ilerleyeceğiz inşallah. İnşallah. İnşallah bir iftar daha atıp rahat rahat maç izleyeceğiz. Çoğuz maçına kadar puan kaybetmeyi düşünmüyoruz. Hep beraber 3. lige çıkıyoruz. İnşallah. Bütün Sinopluları bu takıma desteğe bekliyoruz. Çok yanlış kalıyor bak takım. Gerçek bağlı söylüyorum. Yalnız bırakmamaya çalışıyoruz ama bu takıma bütün sınıflar sahip çıksın. Allah'ın izniyle 5 Nisan'da bunu Çorlu'ya yenip şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. İnşallah hadi bak. Şöyle gibi bir duyguları söyle de. Valla bugün maçta pek bir şey anlayamadık ama çok soğuktu hava. İnşallah artık Çorlu'nun maç kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah. Hadi görüşürüz. Tek haftalardaki maçlara bakacağız artık. Eyvallah abi. Herkese selam ediyoruz. Hadi aleyküm selam. Thank you.
Evet kardeşim, maçla ilgili duygu düşüncelerini alalım hemen. Hava şartları olumsuz olsa da sonu güzel oldu. Şampiyon olacağız. İnşallah. Maçla ilgili düşünceler al kardeşim. Abi seneye bağladık. Şampiyonluğa gidiyoruz. Aferin. Evet kaptan, hemen duygu düşüncelerini alalım. Maçla ilgili. Çok zor bir havada. Kazanmaya devam abi. İnşallah bir havaydı. Kazanmaya devam ediyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah böyle gidecek abi. İnşallah. Yolumuza bakmadan devam abi. İnşallah. Hadi ayağımıza sağlık. Hemen maçla ilgili düşünceleri alalım başkan. Abi kazandık, mutluyuz. Yani İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Her şey var. Maçta geçti hocam. Ne diyorsunuz? Bundan sonra bütün maçlar böyle olacak. Hiçbir maçı kolay olarak görmüyoruz zaten. Rakipler liderle oynarken iyi hazırlanıyorlar. Yani bizde, ben her zaman ilk geldiğim gün de söyledim. Çorluymuş, Kalaycılıymuş fark etmiyor. Kimle oynarsak saygı göstererek oynuyoruz. Amacımız futbolu hem güzel oynamak hem kazanmak. Şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz. Ayağınıza sağlık hocam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet. Beklediğim gibi zor geçti. Ama önemli olan 3 puan almaktı. Bir şekilde başardık. 3 puan aldık. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. İnşallah bu sene 3. İnşallah. Takımı, taraftarı, herkesi alkışlıyorum. Yönetimimizi. İnşallah 3. Benim güzel bir skor. 2. yarı evet. Açıldık. 3-1. Yine iyi deriz. 19. hafta sonunda da. İnşallah şöyle söylemek isterim, gerçekten taraftarımızla, futbol takımımızla ve teknik heyetimizle güzel bir başarıyı ve hedefe doğru ilerliyoruz. Bütün amacım bu takımı üçüncülüğe çıkarmak. Sebep sorma, üçüncülük Sinop'a ve Sinop taraftarına ve Küçükçekmece'ye yakışır. Sayın Belediye Başkanıma, Sayın Kaymakamıma çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız buraya geldi. Maçın başından sonuna kadar bu soğukta bizlerle beraber maçı seyretti. Onun vermiş olduğu destekleri hiçbir zaman Sinoplu ve bu spor camiası unutmayacak. Ben bütün kulüplere başarılar diliyorum. Centilmence, delikanlı gibi, efendice çıksınlar, oynasınlar, maçını kazansınlar. Hak eden kazansın, helal yoldan kazansın. Ben bunu istiyorum. Ufak tefek mevzulara gerek yok. Başkanım, hafta içi de bir deplasman maçımız var. Evet. Yani zor bir deplasman tabii ki. Bundan sonra takımlar küçük bir olmuyor. Kesinlikle olmaz. Küçük takım olmaz. Herkes bal liginde futbol oynuyorsa bu takımları küçük olarak, zayıf olarak adlandırmamak lazım. Neticede spor yapıyor. Herkesin onuru, gururu var. Sırtına geçirdiği formanın burada hakkını vermek için elinden geleni yapıyor. Onun için kim hak ediyorsa o kazansın diyorum Yılmaz'ım. Yani bizim eğriyle, buyruğuyla, yanlışla, hatayla işimiz yok. Yapmayacağız. Bizim öyle bir derdimiz de yok. Hak ediyorsak helalından üçüncülüğü hak etmek istiyoruz. Allah nasip ederse de geçen sene finalde kaybettik. Bu sene de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Ve üçüncü lige Küçükçekmece Sinop Spor'u yazdıracağız. İnşallah.